zaman zaman aslında her zaman var olan bir problemi hatırlatmak açısından çok çok önemli. Yani başka bir deyimle farkındalık. Çünkü biliyorsunuz bir hastalığı tedavi etmek için önce o hastalığın teşhisini koymak lazım. O hastalığın teşhisini koymak için de örneğin kan basıncından, hipertansiyondan bahsediyorsak ölçülmesi gerekiyor. İşte böyle günlerde biz özellikle insanların hiçbir risk faktörü olmasa bile hipertansif olabileceklerini ve dolayısıyla da bunun farkına varmalarını sağlamak istiyoruz. Bu kadar ısrarcı olmamızın bir nedeni daha var. Bu problem hiçbir belirti vermeyebiliyor. Yani bu sinsi katil, sessiz katil demelerinin nedeni bu. Neden? Çünkü kişiler bazen 18, bazen 20 gibi yani 200, 180 gibi sistolik kan basıncında, yüksek tansiyonda hiçbir şey hissetmiyorlar. Bazen bunun tersi de oluyor. Baş ağrıları oluyor. Ah acaba tansiyonum mu çıktı deniyor. Hiçbir belirti beklemeden yapmamız gereken, sağlıklı olalım, problemimiz olsun olmasın, düzenli bir şekilde kan basıncımıza baktırmak. Ve bunu her gün de yapmanız şart değil. Zaman zaman yapmanız tabii ki tansiyonunuz yoksa fazlasıyla yeterli. Ama bunu yaptığınız takdirde belki de bizler için çok çok önemli olan kalp krizi gibi, felç gibi, böbrek yetersizliği gibi problemlerinizi önlemiş olacaksınız. Dünyada bütün risk faktörlerine bakmışlar. Sigara, şeker hastalığı, ne bileyim katı yakıt soluma, kötü su içme, stres, hepsine bakmışlar. En çok gördükleri ve en fazla zarar veren birinci sırada hipertansiyon, yüksek kan basıncı çıkmış. Demin de belirttiğim gibi mesela bir felç, düşünebiliyor musunuz? İnme, bir beyin kanaması geçiriyor. Bugün için beyin kanamasının en önemli iki nedeninden bir tanesi. Onun da dışında kalp krizlerinin hemen hemen en önemli nedeni bu. Onun da dışında böbrek yetersizliği. Biz hep sonuçlarını gördüğümüz zaman etkileniyoruz. Halbuki onu yaratan nedenleri kontrol etsek belki de buna maruz kalmayacağız. Her yıl dünyada 9 milyondan fazla insan sadece tansiyon yüksekliği nedeniyle ölüyor. Şu anda bir uçak düşse hepimiz ne kadar kötü hissederiz kendimizi, değil mi? Allah korusun böyle bir şey hiç görmeyelim. Ama bu ülkede her gün bir uçak düşüyor. Yani bir uçak dolusu insan kadar hipertansiyon nedeniyle insan ölüyor. Bunlar çok yüksek rakamlar ve önlenebilir şeyler. Bakın mesela şu anda sokağa çıksam, 100 kişiyi çevirsem, kadın, erkek, hatta genç yaşlı fark etmez. Sağlıklı mısınız? Evet. Bir şikayetiniz var mı? Hayır. Tansiyonunuzu biliyor musunuz? Hayır. Bunları ölçsem her 100 kişiden 31-32 kişi aslında hipertansiyon hastası. İşin kötüsü de bu. Bilmiyoruz. Küçük küçük damarlarınızı vuruyor, beyin damarlarınıza zarar veriyor, böbreklerinize, kalp damarlarınıza zarar veriyor. Ama biz bunu ancak kalp krizi geçirdiğimizde, beyin kanaması geçirdiğimizde, böbrek yetersizliğine girdiğimizde, bacaklarımızda, her tarafımızda problem olunca anlıyoruz. Birincisi ölçüm yapacaksınız. Ölçüm yaptığınız zaman yüksek olup olmadığınızı göreceksiniz. Burada şu tuzağa düşmemek lazım. Benim ölçümüm normal, o zaman istediğim gibi yaşamaya devam edeyim. Hayır. Hipertansiyonda tedavide birinci kural ilaç değildir. Hipertansiyonda birinci kural yaşam tarzı değişikliğidir. Sigara mı içiyorsunuz? Mutlaka bırakmanız gerekiyor. Kilo fazlalığınız mı var? Bazen diyelim ki 10 kilo fazlalığınız var. O 10 kiloyu verin, hiçbir ilacın sağlayamayacağı kadar fayda sağlayabilirsiniz, tansiyonunuzu düşürebilirsiniz. Egzersiz yapın. Alkol mutlaka kaldırın ama en önemlisini şimdi söyleyeceğim. Çünkü ülkemizde çok büyük bir sorun. Tuz. Yani şöyle söyleyeyim, günlük ihtiyacımız bizim 5 gram kadardır. Ama Türkiye'de ortalama tüketim 18-19 gram. En büyük problemlerden bir tanesi de bu. Ama düzenli bir şekilde egzersiz yaparsanız, bu birincisi. İkincisi mutlaka ve mutlaka sadece sigara içmek değil, sigara içilen ortamdan bile pasif içicilik uzak durun. Bakın bu söylediklerim ilaçlardan çok daha değerli. Ve bu söylediklerim sayesinde yapılmış çalışmalar göstermiş bunu. Sizi yarın bugün bir felaket sayabileceğimiz beyin kanamasından koruyacak. Kalp krizlerinden koruyacak. Bütün organlarımızı sağlıklı tutmak için faydalı gelecek. Dolayısıyla lütfen basit bir şekilde, kuralına uygun bir şekilde, isterseniz evde kendi aletinizle, ki evdeki aletler çok faydalı, isterseniz hastanede, hatta eczanelerimizde
iyi eğitilmiş insanlar var. Onlar da ölçtürün ama mutlaka ölçtürün, farkına varın. Ve tekrar söylüyorum, şu tuzağa düşmeyin. Bir, belirtim yok, bende bir şey yok demeyin. İki, tansiyonum normal, o zaman ben tuzlu da yiyebilirim, sigara da içebilirim, alkol de kullanabilirim demeyin. Bunlara çok özellikle dikkat edin.